Ya kardeşim ya, hiç bu kadar utanmadım ben ya hayatımda. Ya sabah sabah ya. Sabah sabah ben nasıl bu moralle programa çıkacağım? Ha? Makyaja da gerek yok artık. Bak domates gibi kızardım sayende. Rezil adam. Cesciğim, bu olanlardan bizim babaya bahsetmeyeceğiz umarım ya. Değil mi? Niye bahsetmeyeyim kardeşim? Ben senin velin miyim? Hayatımda hiç kimsenin velisi olmadım. Sen sırf üzülme diye gittim orada, rezil oldun bir de ya. Otur. Ya Cez dostum, tamam velim oldun da bak ben de söz veriyorum, Tibet'in velisi falan olurum. Ödeşmiş oluruz dostum. Aman Allah korusun. Allah ya, korusun. Bu hocalar bak her şeyi abartır dostum. Her şeyi abartırlar. Hiç mi iyi bir şey söylemediler hakkımda? Hep mi kötüler? Ya kardeşim, en devamsız olan öğrenci senmişsin. Bu bir. İki. Bütün derslerde Walkman dinliyormuşsun. Arkadaşların da rahatsız oluyor. Ne bilmiyor musun buna? Şaşırdın mı? Şaşırdın mı bunları sen şimdi? Şimdi Cesim, şöyle bir durum var. Ben sabahları kalkamıyorum, tamam mı? Böyle uykudan uyanamıyorum doğru düzgün. Niye bu dershanelerde akşam kursu yok onu bilmiyorum ben. İkinci konuya geliyorum. Şimdi kulağımdaki kulaklıkların sesi çok kısık. Yani aynı zamanda hocayı falan da dinliyorum. Aynı zamanda orayı da dinliyorum yani. Hiçbir şey kaçırmıyorum. Üçüncüsüne gelince dostum. Asi rapçinin arkadaşı olmaz. Asi rapçi. Evet. Asi rapçinin arkadaşı olmaz. Nothing. Fırat bak ben seni uyarıyorum. Vallahi bak iyiliğin için söylüyorum. Sen böyle devam edersen senin bütün arkadaşların başarı merdivenlerine böyle teker teker yukarı doğru tırmanırken sen ancak bu apartmanın merdivenlerini tırmanırsın. Ben sana söyleyeyim. Başka hiçbir şey olmaz senden. Yaylalar yaylalar. Cesim çok üzerime geliyorsun ya. Bildiğin üzerime geliyorsun şu an sen benim ama. Ha bak güzel bir şey söyledi ama bak şimdi aklıma geldi. Günahını almayayım ya. Çok güzel bir şey söyledi. Bir birinciliğin varmış senin. Dostum işte haksızlık etmeyeceksin. Deneme sınavında birinci olmuşsun. Sağ ol. Sondan birinci olmuşsun ama. Sondan birinci olmuşsun. Hiç iyi bir şey yok yani. Ve ben bunu babana söyleyeceğim. Cez. Ben bunu İbrahim Efendi'ye söyleyeceğim. Bence gerek yok, anlatabiliyor muyum yani? Babaya falan söylemeyin, buna hiçbir gereği yok yani, anladın mı? Sanırım beni tehdit ediyorsun bu sırada. Burada bir tehdit aldım Cez. Burada bir tehdit aldım senden. Hemen ben çiftten tehdit oldum, sinirden gülüyorum onu da söyleyeyim. Aptal aptal gözlerini oynatıyorsun karşımda. Büyüğünüm oğlum ben senin. Niçin hiç Nihat gibi olamıyorsun? Bak adamım, ÖSS 2006 birincisi. Sen niçin onun gibi olamıyorsun? Ya Cez'cim şimdi Asi Rap'te bu ders olayı olmuyor yani, anlatabiliyor muyum yani? Ben şeye çalışmak zorundayım. Ayrıca ben babama dedim ki dershaneye dedim o parayı boşuna veriyoruz. Sen o parayı bana ver, ben gideyim bir Şahin Özel'e, gideyim bir Erol Köse'ye, onlara gideyim dedim. Bir albüm yapayım dedim, seni de kardeşlerimi de bu hayattan kurtarayım dedim ama dinletemedim. Ben bunu gittim babana mı söyledim? Evet. Yazık be adama, dişinden tırnağından arttırdığı paralarla seni dershaneye gönderiyor. Tamam. Ve sen gidiyorsun bunları mı söylüyorsun adama? Ya. Yo tamam. Yo tamam. Ne oluyor Cez? Tamam. Cez ne oluyor? Yo. Ben sana baş edemem. Yok. Ben aynen olayı babaya havale ediyorum. Hiç. Cez! Ne Cez? Dostum bence yanlış yapıyoruz. Yanlış oldayız Cez. Bence yanlış oldayız. Arama be ne olur. Arama ya. Bence gerek yok. Hiç küçülme karşımda. Bence gerek yok. Yo dostum. Bilsin adam ya. Ne olur o kadar uğraşıyor. Ne olur yapma. Küçülme karşımda. Ne olur küçülme yapma. Karşımda. Bence yapma. Kemkümleme. Shut down. O telefonu shut down. Alo. İbrahim Efendi. Merhaba Cesper. Nasılsın abi? Eyvallah abi, ben de iyiyim. Bu... Ulan baksana bir şans var. Abi bu Fırat çok üşümüş ya. Böyle karşımda soğuk terler falan atıyor. Ha. Evet çok üşümüş. Tabi malum kış da geldi. Şu kaloriferleri diyorum biraz daha açalım mı? Açalım mı? Açalım değil mi? Açalım bence de açalım. Başka bir şey yapmayalım ama. Yok yapmayalım. Bence tamam sadece abi, açmak yeter. Tamam abi. Yani Fırat da üşümüş. Yazık gariban. Biz de çok üşüdük. Şimdi konuklar falan gelecek. Yayın yapacağız. Biraz kaloriferleri. Tamam teşekkür ederim. Çok mersi. Bak. Valla kalbim yeniyordu. Cez kalbim yeniyordu valla. Fark ettim. Dostum. Yalnız bu son. Yaptın. Bak bu son. Tamam o zaman. Hakikaten bir daha geleceğim. Tekrar geleceğim dershaneye seninle beraber. Bir daha böyle bir manzarayla karşılaşırsam bu sefer affı olmaz. Dostum. İbrahim Efendi'ye değil herkese söylerim. Bir cümle söyleyeceğim sadece sana. Sadece tek bir cümle. Bundan sonra inanılmaz çalışacağım. Kırmızı kurdeli falan alacağım. Baş öğretmen olacağım Cez. Söz mü? Anlayabiliyor musun? Ya söz gibi bir şey yani. Nasıl gibi? Ya söz ya değil. Söz gibi. Söz gibi bir şey. Sana bir dörtlük söyleyip kaçacağım Cez. Bir dörtlük. Çık çık çık. Hey dostum Cez. Bu tehditler beni engelleyemez. Benim adım Mıknatıs Fırat. Yapma bana surat. Şimdi gidiyorum, sen de evde biraz turat. Nasıl? Hadi. Ya Cez ya dostum. Ama babaya söylemeyeceğiz değil mi bunları? Bir şey düştü Cez. Cez yıktım etrafı. Allah'ım. Bir şey olmadı değil mi hayatım? Aman. Ya gelen giden suta... Ne yoruldu sabah tezden? Günaydın canım benim, günaydın. Fırat'ın sesini duydum yere sabah. Ya rezil etti beni sabah ya. Niye? Dershaneye gittim velisi diye. Ha? Adam sondan birinci, sondan yani. Berbat bir öğrenci, iğrenç bir öğrenci, zavallı.
Babası o kadar uğraşıyor, dişinden tırnağından parayı arttırıyor, dershanelere gönderiyor. İkizi kadar olamıyor. Bak bir de Fırat'ı seviyorsun. Yüz veriyorsun, adam şımarıyor. Bütün gün rap dinliyormuş adam derste ya. Olacak iş mi bu ya? Kötü şey mi rap dinleme, kötü şeyler derste mi yaptı? Derste ama bebeğim, derste dinliyormuş. Hoca orada ders anlatırken bu adam rap müzik dinliyor. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaz. Bir şey söylemesem daha iyi olabilir bence. Pandemi mi yapıyorsun karşımda? O ne? Neyse, ne yapıyorsun? İyiyim. Sana bir şey söyleyeyim. Ha. Ben bir arkadaşım geldi. Bakü'den ta buraya. Kendisi sunucu. Ha, bahsediyorsun. Berabercesine dolaştık. Nereye? Gezdik. Nereye gittiniz? Nereye gittik? Kötü yerlere gitmedi. İyi yerlere gittik. Sen nereden biliyorsun İstanbul'un neresi kötü, neresi iyi? Söyle bakayım. Sultanahmet'e gittim. Ayasofya'ya gittim. Güzel, tamam. Bence de güzel. Yani oralara gittik. Güzel. Ha. Sonra... Ne işi varmış burada? Burada burada kendisi sunuculuk yapıyor Azerbaycan'da. Burada da menden reportaj yapacak. Senden, menden. Ha, ben sen eve taşınmışam gibi bir olay çıkarılacak. Nerede kalacakmış peki, merak ettim şimdi birden. Ay Cez, bu ne, sen bana ne söyleme istiyorsan? Yok, merak ettim. Nerede kalacak senin arkadaş, benim arkadaş. Onun için merak ettim. Nerede kalacak? Kalacak yer buluruz kıza. Allah büyük. Ha iyi, tamam. Yani burayla alakası yok. Ha yok bir yer buluruz. Tamam. Bir dakika, bir şey diyeceğim. Bu ama aynı kişi değildir herhalde ya. Dün bir tane böyle hani şey izdivaç mıdır bir program var, Esra Erol sunuyor. Oraya yok değil mi? O değil değil mi o? O değil değil mi? Hani böyle bir evlilik sen tanıyorsan herhalde o değildir, değildir veya... Odu. O mudur? Odu. Ne oldu? En son ben böyle bir tane adamla kol kola giderken gördüm onu. Cez, dedikodu yapma kızcağız biraz. Nasıl sonra... dedikodu kardeşim, televizyonda gördüm. Ben uydurmuyorum ki. Bayağı kız... izdivaça katılmıştı, beraber gidiyorlardı. Tamam kızcağız, buraya geldiğinde bu soruları ona sorursun bence. Aynı kız ama değil mi? Aynı kız buraya geleceği. Çok komik. Sonra gittik Nişantaşı'na. Oradan sonra gittik, biraz da gece eğlendik. Kahve mahve içtik. Nerede güzel içtiniz, güzel şeyler kahveyi yaptık. Güzel bir yerde içtiği kahvede. Ama Bakü'den gelmiş konu. Ben onu simit sofrasını falan yaparsam iyi olmaz mı? Anladım. Yani tamam, peki problem yok. Bir şey diyeceğim. Bak biraz sonra Harun Kolçak gelecek. Çok sevdiğim bir müzik adamı. Hakikaten çok iyi bir yorumcu, çok iyi bir besteci, çok iyi bir söz yazarı. Onun için aman lütfen hürmetle kusur etmeyin. Tamam? Tamam. Seçkin Piriler gelecek. Seçkin Piriler'i tanıyorum. Ha, tanıyorsan. Sen sevirsen Seçkin Piriler'i. Tabii, çok beğeniyorum. Çok güzel bir fiziği var. 16 yaşında zaten elit mod. Ne var? Yapma. Yapma. Bu ne? Bu ne? Güzel fiziğinden, müziğinden danışırsan sen. Bu Ali Ara seni çok körladı, ben sana diyeyim. Kızım manken, yani fiziğine bakacağız tabii ki. Manken, mankenin diye dolaşıyor. O zaman bakacağız. Oyunculuk da yapıyor tabii bununla beraber. Ama manken, model, 16 yaşında elit model look'ta ikinci olmuş. Sen hiç. Kıskanıyorsun. Gözüne az kaldın, parmaklarıma az kaldın, gözüme sokarsan. Nevin abla. Nevin abla, tamam elbette ki o diye gidiyor. Nevin abla. Efendim. Günaydın. Günaydın canım. Bu an sordu bilirim. Ne soracağım? Menüde ne var acaba? Hayır, ben Türk kahvesi. Çocuklar sabah sabah kafamı şişirdiniz ya. Kusura bakma beni Emine abla. Cez, üst kattan ses geliyordu. Sen bu gece uyumadın mı? Çok yorgun görünüyorsun. Ya ben bütün hafta sonu çalıştım. Tabii birinin çalışması gerekiyor bu evde ya. Hani evin dönmesi için bütün hafta sonu çok çalıştım. Çok para veriyorsun ya, bize çalış. Aldığım kadar veriyorum. O anlamda veriyorum. Kamilacığım, saçların çok güzel olmuş yavrum. Ay, teşekkürler. Güle güle kullan. Teşekkürler. Cez çalıştım, ben de para aldım. Kusura bakma, ben şey yapamadım. Evet. Fark ettim. Çok güzel olmuş. Umarım çok para vermemişimdir. Teşekkürler. Sen çalış, ben de o paraları biraz daha alayım. Türk kahvesi orta lütfen. Ben. Kamilacığım sen? Ben su alım bu sabah teyzen. Çünkü su alsam bana daha iyi gelir. Çay içmez misin? Çay da olur. Peki. Yeşil varsa yeşil, yoksa normal. Menüde ne var? Börek var. Patatesli ıspanaklı börek var. Tamam. Etli metli bir şey yok değil mi? Etli metli yok. Neden? Tamam. Harun Bey için soruyorum. O çünkü vejetaryen. Yalnız olacak. Tamam. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Oldu. Ben teşekkür ederim. Evet, her şey yolunda bak. Hiç bir de uyanayım ben böyle. Türk kahvesine geldikten sonra. Sinir geçti, her şey geçti. Sinir Fırat olduğu sürece her zaman ben sinirleneceğim. Şimdi bak, adama iyilik yapmaya, abilik yapmaya çalışıyorum. Gidiyorum dershanesine, adama velilik yapmaya çalışıyorum. Ve şu manzarayla karşılaşıyorum. Hayır Cez, sen onda kompleks yapmaya çalışır falan. Hep bağırırsan, hep bağırırsan, hep çağırırsan olmaz öyle. Daha mehmetin iyiliği konuşsa bence daha yakışı olur. İyi laftan da anlamıyor ki Fırat. Tamam, anlıyor. Neyse, hadi tamam. Tamam, gel gidelim konaklarım. Beraber gel beraber. Gel. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Merhaba, ne haber? İyidir. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Mutlu musunuz? Mutluyum. Mutlusuz. Niye öyle sordun direkt? Evet, ben de yani içimden geldi, onu sorum. Çünkü ben mutluyum. İsterim ki herkes mutlu olsun.
O doğru. Yüzden. İnsan kendi İnsanların mutluluğunu mutlu olmağını isterim her zaman. İnsan kendi mutluluğunu, kendi yaratmayı beceriyorsa o zaman her zaman mutlu olabiliyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyi, sağ olun. Ağlat beni, sana da bu yakışır. İnsan bu elbet, buna da alışır. Bela oldun zaten başıma. Git gidişin aslında benim kurtuluşum. Ağlat beni. İnsan bu elbet, buna da alışır. Bela oldun zaten başıma. Git gidişin aslında benim kurtuluşum. Git gidişin aslında benim kurtuluşum. Gizem onu ısmarlamıştır. Niye abi, beğenmediniz mi yemekleri? Yok, ne bileyim. Aa, hoş geldiniz. Aa, geliyor musun? Geliyoruz. Necesen, o ne? Necesen. Hoş geldin. Ne yapışa geldin. Ces, merhaba. Hira. Ces, ben. O, sana anlatmıştım. Bak, Hira. Geldi. Öyle savunmasız bir zamandı bulduğunda beni. Sen başlattın boyun eğdim kabul edendim seni. Bu sözlerim sitem değil ama yazık değil mi bana? Çok yalnızdım, kaybolmuştum, sığındım işte sana. Kaygılarım yeniden uyanıyor, bu duygular beni ürkütüyor. Yeniden yaşamak mı gerekiyor? Yine acılar, yine korkular, yine ağlar.